bulunan elektrik düğmesine bastığınızda lambanız yanar. Elektrik ocağının fişini prize takıp açtığınızda ocağın ısındığını görürsünüz. Elektrik etkisini gerek kuvvetler aracılığıyla, gerekse ışıksal, ısıl, kimyasal ya da mekanik olaylarla gösteren bir enerji biçimidir. Elektrik akımı, elektrik yüklerinin sürekli akımıyla sağlanır. Bu akımın oluşmasının nedeni ne olabilir? Bu soruya cevap vermeden önce basit bir deney yapalım. Şekildeki su dolu K ve L kaplarını ince bir boruyla birbirine bağlayalım. Bağlantının arasına da bir musluk koyalım. Kaplardaki su seviyeleri eşitken musluğu açarsak su akışı gözlenmez. K kabındaki su seviyesi L kabındaki su seviyesinden yüksekse musluk açıldığında su seviyesi yüksek olan taraftan su seviyesi alçak olan tarafa doğru su akışı başlar. Bu akış kaplardaki su seviyeleri eşit olana kadar devam eder. Su akışını sürekli kılmak için kaplardaki su seviyelerini sürekli farklı tutmak gerekir. Elektrik akımı da buna benzer. Kaplardaki su miktarları elektrik yüküne, su seviyesi farkı ise potansiyel farka benzetilebilir. Buna göre iki nokta arasında elektrik akımının oluşması için bu noktalar arasında sürekli bir potansiyel fark bulunmalıdır.